Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Bodrum'da görev yapan bir rehber öğretmen, kendisine hakaret ettiği iddia edilen Bodrum İlçe Milliyetin Müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken ortaya bambaşka bir skandal çıktı. Taciz iddiasıyla ilgili bir olayda rehberlik servisinin bilgisine başvurulmadı. Bodrum'daki bir lisede görev yapan rehber öğretmen Yusuf Solmaz, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Solmaz'ın şikayetlerini duyurduğu basın toplantısının satır aralarında ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü çok önemli ve inanılmaz bir soruşturma ortaya çıktı. Taciz iddiasının soruşturulmasında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin dışlanması düşünülemez. Olayın vahameti şikayet dilekçeleriyle Bodrum Kaymakamlığına Muğla Valiliğine bildirilmiştir. Eğitim Sen Üyesi öğretmenlerin basın açıklamasında ortaya çıkan bilgilerden yola çıkarak konuyu araştıran Kent Haber, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü ve biri 2009 yılında mezun olmuş, diğeri halen bir okulda 9. sınıf öğrencisi iki genç kızın bir öğretmen tarafından cinsel tacize uğramasıyla ilgili bir soruşturma yürüttüğü ve konunun adli makamlara iletildiği gerçeğini buldu. 15 yaşındaki çocuklar psikolojik destekten yoksun olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrıldı. Bu durumun yanlış olduğunu, psikolojik destek hizmetinin dışlanamayacağını söyleyen rehber öğretmen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde hakaret gördü. Kent haberin edindiği bilgiler duyanların kanını donduracak nitelikte. Adli makamlara da yansıyan iddialara göre Bodrum'da uzun zamandan beri görev yapan bir öğretmen tespit edilen iki olayda öğrencilerine cinsel taciz uygulamış. 2009 yılında mezun olan ve adli makamlara olayı olduğu gibi anlatan kız öğrencinin öğretmenden hamile kaldığı bile iddia ediliyor. Olaydan haberdar olan İlçe Milli Eğitim Müdürünün olayı baştan sona araştırdığı ve hazırladığı dosyayı adli makamlara intikal ettirdiği edindiğimiz bilgiler arasında. Eğitim Sen Bodrum şubesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan sendika temsilcisi Senem Kurnaz Aslansa, cinsel taciz iddiası ile ilgili bir olayda rehberlik servisinin bilgisine başvurulmadı. 15 yaşındaki çocuklar psikolojik destekten yoksun olarak Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne çağrıldı. Bu durumun yanlış olduğunu psikolojik destek hizmetinin dışlanamayacağını söyleyen rehber öğretmen hakaret gördü iddiasında bulunmuşlardı. Aslan ayrıca cinsel taciz iddiasının yaşandığı okulun müdürü Hakan Camcıoğlu hakkında da okulun rehberlik servisinin çalışma yapmasını engellediği iddiasıyla Muğla Valiliği, Muğla İl Müdürlüğü ve Bodrum Kaymakamlığı'na şikayette bulunulduğunu ifade etmişti. Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmer'dan okulda yaşandığı iddia edilen cinsel taciz iddiası ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Taciz iddiası ile ilgili bir olayda rehberlik servisinin bilgisine başvurulmadı. 15 yaşındaki çocuklar psikolojik destekten yoksun olarak ilçe milli eğitim müdürlüğüne çağrıldı.